Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen belirtelim burada yayınlanacak olan bilgilerin hiçbirisi birer yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir mentorluk yayınıdır eğitim kapsamında düşünün. Ben profesyonel bir yatırım danışmanı değilim. Bunlar tamamen kendi düşüncelerim, sizlere kendi düşüncelerimi aktarıyor olacağım. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. Şimdi burada ben size hemen İlk önce bir ekran ne ne yaptığımızdan ilk önce bahsedeyim arkadaşlar biz normalde hemen hemen her gün yani haftanın en az 3-4 günü ama elimizden geldiğince sık sık e, gün içerisinde yayınlar açıyoruz zoom yayınları ve aramıza üye 150 şu anda üyeliği devam eden 150 civarında arkadaşımız var 150'ye yakın diyelim etrafında bir artıyor bir azalıyor tabii olabilir. Her gün hemen hemen piyasaları inceliyoruz. Bizim sistemimiz şu şekilde ucuzdan al, pahalıya sat. Ama herkes bunu söylüyor. Neresi ucuz, neresi pahalı? Riski nasıl yönetiyoruz? Stop kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Kullansak ne olur, kullanmasak ne olur? Tamamen bunları konuşacağız sizinle. E, yaptığımız şu, ben hemen hemen her gün bu şekilde bir Zoom yayını açıyorum benim işlemlerim birebir neden, nerede, nasıl işlem açacağımı paylaşıyorum ve benim açtığım işlemlerin her biri birebir kanala da yansıyor. Yani gruptaki sinyal olarak demeyelim, ben sinyalci değilim tabii ki, benim asıl amacım e, eğitim vermek. Bildiğimi düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşıyorum ve bu gruba da mesaj olarak kaç lot aldım, nereden aldım, hangi fiyattan aldım, nerede kapattım, ve ortalamayı düşürme stratejisi nedir? Nasıl uygulanır? Bunları konuşuyoruz ve bunları yapıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz ve şimdi hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce beklenti çok önemli. Bu piyasalarda neden işlem yapmak istiyorsunuz? Kendinize bu soruyu sorun. En iyi bilen sizsiniz ama dürüst olarak. Şimdi düşünceniz şu olabilir. Ben kısa sürede milyoner olmak istiyorum. Neden? Neden bu beklentiniz var? Ben size söyleyeyim. Etrafta çok duyduk çünkü kripto para milyonerleri. Çok duyduk. Kripto parada milyonlar kazananlar, milyarlar kazananlar adamı aldı işte 200 dolarda çıktı 50 bin dolarlarda 60 bin dolarlarda hala da tutuyor. Neden 100 bin dolar olacak? İşte bitcoin öyle. Ethereum, Gemcoin'ler yüzde bin yaptı. Doge yüzde bin, yüzde bin, yüzde yüz bin bilmem ne falan filan yani. Bu tip duyumlar bir arkadaşım var işte benim eniştem var kalktı <laughs> parasını beşe katladı. Bana al dedi. Coin'i buluyor bilmem ne. Fenomenler, roketler atıyorlar. 100x yapacak coin'ler söylüyorlar. Gem coin'ler buluyorlar. İşte 50 coin, 50x yapacak coin'ler buluyorlar. projelere yatırım yapıyoruz. NFT'den insanlar paraları kazandı falan. Ben de yapacağım, ben de edeceğim. Ben beklenti bu. Halbuki gerçekçi olmak lazım. Her zaman gerçekçi beklentilerimiz olmalı. Gerçekçi olmadığımız zaman Hüsranla karşılaşırız. Yani bizim beklentimiz gerçekçi nedir arkadaşlar? Bugünkü e, dolar mı yükseltmek istiyorsunuz o zaman? Bugünkü faiz kaç? İşte 0.25 yıllık. E, şeyi kaç? Enflasyon ne? Yüzde %3, %5 neyse. Eğer ben bu faizin ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayabiliyorsam kendime demek ki ben başarılı bir traderım. <laughs> Şimdi %100, %200 neresi? %3 %5 neresi? Ben demiyorum ki %3 %5 kazanıyoruz. Biz iki defa yaklaşık olarak ben 2021'de iki defa %400 yaptım. Yani bu şu anlamda neden iki defa ana param örnek veriyorum 10.000 dolarsa 10.000 dolar 40.000 dolar oldu. %400'e çıkarttım. Yani aslında %300 kar etmiş oldum. Eee 30.000 doları çektim tekrar ana para. Tekrar 40.000 oldu. Tekrar 30.000 çektim. Örnek vermek adına konuşuyorum. Örnek vermek adına. Tabii bu esnada paralarını 10 katına çıkaranlar, 20 katına çıkaranlar oldu. Fakat beklenti ne? Beklenti şu. Piyasa her zaman böyle gitmeyebilir. Risk her zaman vardır. Risk nedir arkadaşlar? Orada boşta duran para sizin için en büyük risk mesela. Çünkü o paranın riski kendinizsiniz. Çünkü diyor ki ya ben kaçıracağım artık bu buradan döner artık ben bunu almalıyım artık dediğiniz yerde işte siz bunu düşünmeye başladığınız anda siz orada bekleyen küçük para için bekleyen boştaki para için kendiniz büyük bir risk oluşturuyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Ama risk sizsiniz. Yani ben bugün 100 bin dolarımı 500 bin dolar yaptım. Paran nerede? Piyasada duruyor. Arkadaşım o 500 bin doların 500 bin doları da şu anda riskte ve bu riskin ana kaynağı da sensin. Eğer paranı piyasadan çıkarmaz isen, paranı kazanmış olduğun parayı piyasadan çekmediğin sürece risk kendinsin. Bunu unutma. Çünkü çok duyduk. Bak milyon dolar kazananlar duyduk. Duymadık mı? Duyduk. Milyonlarca dolar kazananlar duyduk. Her var yani. Ben de tanıyorum. Ben de iyi para kazandım. Yani burada yüzdesel anlamda baktığın zaman büyük paralar kazandım aslında. Ama ben verdiklerimi pozitife çıkarttıktan sonra kazandıklarımı ben kendime kar olarak görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de annemizin karnından trader olarak doğmadık yani. Ben de annemizin karnından kuant olarak doğmadık. Ben kendimi alaylı bir şekilde bu kantitatif tarafta yani bilgisayar programlarıyla, algoritmalarla, istatistiklerle geliştirerek Burada risk analizi yapmaya yönelttim kendimi. Çünkü risk analizi yapmadan bu işi yapmak finansal intihar. Bunu unutmayın. Bu finansal intihar. Öncelikle beklentilerimiz gerçekçi olmalı. Beklentilerimiz gerçekçi olmalı. Neden? Bitcoin günde ortalama yüzde kaç hareket ediyor? Bunu biliyor musunuz? En diple, en tepe arası. Bilmiyorsunuz. Büyük ihtimalle yüzde doksanınız bunu bilmiyor. Şimdi ben size bir rakam söyleyeceğim. Nasıl ya falan diyeceksiniz. Hayret edeceksiniz. %4 ila %5 arasında hareket ediyor. Bitcoin günde en dip ila en tepe arasında. Ve bu 4000 günden hesap edilmiş bir istatistiksel veri. Ki ortalama demeyelim buna medyan diyelim. Ortalama farklı bir şey. Medyan farklı. Ortalamaya baktığın zaman %7 bulacaksın. Ancak ortalama henüz oturmuş değil. Bu sebepten ortalama düşünmüyoruz. Biz burada medyana düşünüyoruz. Şimdi... <laughs> medyanı yüzde dört buçuk hareket eden bir coin var karşımızda. <laughs> Günlük. Her zaman dibi alıp tepeyi satabileceğimizi mi düşünüyoruz? Çünkü bazen önce tepeye gidiyor sonra dibe gidiyor. Bazen de önce dibe gidiyor sonra tepeye gidiyor. Yani yüzde elli ihtimalle yüzde dört buçuk civarında hareketi var bu bitcoin'in. Sonrası biraz artıyor biraz düşüyor. Buna bir şey diyemem. Ama yüzde elli ihtimalle fiyat hareketleri bunlar. Bunu unutmayın. Tamam Şimdi bunların her birine geleceğiz. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Bu arada 100 kişiyi bulduk. 98 kişiyiz. Herhalde bundan sonrasını kabul etmez yani. Tamam mı? Yeni gelen arkadaşlarımıza söylerim. Yayınımız kayıt oluyor. Ekran yapacağız tabii ki. Yapacağız ekran. Yani ekran açacağız. Okey. <laughs> benim görüntüme çift tıklayın siz. Ee, benim ekranımı görebilirsiniz o zaman. Tamam. Daha net bir şekilde yani bu kafayı, tipi görmek isteyen arkadaşlar varsa aranızda. Peki. Şimdi ilk önce bu beklentilerimizi anlattık. Beklentilerimiz ne olmalı? Gerçekçi olmalı. Eğer gerçekçi olmazsa hüsranla karşılaşırız. Şimdi arkadaşlar ben size bir ekran paylaşımı yapayım. İlk önce gerçekçi beklentilerimiz ne olmalı? Bu bir eğitim yayını. Bu bir eğitim yayını, bir mentorluk yayını. Şimdi ben size bir ekran paylaşıyorum hemen. Share screen diyelim. Draw now. Şimdi ne görüyorsunuz ekranda şu anda? Şu anda ekranda ne var arkadaşlar? Birisi chatten yazabilir mi? 100 kişiyi bulduk. Tamam. Jüpiter. Okey. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu anda baktığımız kameraları kapatalım arkadaşlar lütfen. Kameraları kapatalım. Kameraları kapatalım. Stop video ben yapayım hadi. Evet, şimdi burada görmüş olduğunuz bu benim yazdığım bir kod. Benim yazdığım kod ne diyor burada bana? Diyor ki Bitcoin Bitcoin gördüğü tepelerden ortalama %52.49 aşağıya geliyor. Yani 52.49 fiyat 68 69 bin seviyesine geldiği zaman ben 32781'e gelme ihtimalini hatta şöyle diyelim 30.648'e gelme ihtimalini 50 gördüm. Bu az bir e, ihtimal değil. Yani ben şunu biliyordum. Bu fiyat buraya düşerse ben şaşırmam. Bu fiyat kalkıp da buralarda düşerse yirmi bin'e ben yine şaşırmam. Bu ne zaman şaşırırım biliyor musunuz? Bu fiyat 4 bin 5 bin düşerse, 10 binlerin altına, 11 binlerin altına düşerse, o zaman derim ki ya çok derin bir düşüş oldu. Çok derin bir düşüş oldu. Arkadaşlar kaynak dosyası gösteriyorum zaten. file listesi mi var? Öyle mi? Bir dakika o zaman. Bir dakika o zaman. Dur. Şu anda ne var? Ha tamam. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar gösteriyorum. Şu olasılık, tamam mı? Yüzde elli ihtimalle otuz bin altı kaç günlük dört bin iki yüz altı günlük olasılık. Bu dört bin iki yüz altı gün yani. 2010 17 Temmuz 2010'dan 3 Şubat 2022'ye kadar olan istatistiksel bilgileri paylaşıyoruz burada. Tamam mı? Buyurun hocam biraz buyurur musunuz? Ne demek? Büyütür müsünüz? Mü? Büyütelim. Büyütelim. Şimdi bakın. 30.648'e düşme ihtimali benim için %50 idi. Ben burada şaşırmam. Tamam. Yani burada 30.648'e inerse Bitcoin ben derim ki ya ortalama bir düşüş oldu işte. Herkes diyor ya öldü, bitti, yandı, kül oldu. Değil. Bu ihtimal %50 ve %50 ihtimal hiç de az bir ihtimal değil. Yani 40, 69 binlerden 44 bine gelme ihtimali %75'ti. %75 az bir ihtimal mi arkadaşlar? Ben 44 bine gelir dediğim zaman beni taşladılar. Bitcoin 44 bine gelebilir. Ben artık nakite geçtim. 32 bin, binlerde ben artık nakte geçtim dediğim zaman beni taşladılar. Siz de biliyorsunuz şahitsiniz işte. Özellikle Twitter'da bir tayfa bu ne biçim konuşuyor? Biz de buna adam sandık falan. Ya kardeşim %75'lik bir ihtimal var. Ben bunu 100 kere söylesem 75'i tutacak yani. Anlatabiliyor muyum? 100 kere söylesem, desem ki şu fiyata gene iner, 75'i tutacak. Yani biz o yüzden şimdi ben e, niye boş konuşayım ki? Yani anlatabiliyor muyum? Buralarda ben dedim ki 44 güne gelebilir kardeş. E, gel, geldi mi geldi. Daha altına indi. Tutmayabilirdi. Yüzde 25 ihtimalle tutmayacaktı. Tutmayabilirdi. Ya yani bir gün tutacak tamam onu biliyoruz ama yani bir yere kadar. Şimdi fiyatta bakın günlük hareket ortalama şu anda %7.69 ama biz bunu saymıyoruz. Medyanına bakıyoruz %4.82. Bugün Bitcoin bar boyları bulunduğu fiyata göre %4.82 hareket ediyor. Bunu unutmayın. Ve bu da grafiği çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Bakın yüzdeler burada. %4.8, %4.9, yüzde %4.5. Bu son 2000 günlük hareket. Tamam? Şimdi biz bunun Ethereum'una açalım. Ethereum'da fiyat 4868'lere gelip 10 o Kasım'da tepe yaptığı zaman arkadaşlar 2000 dolara inme ihtimali %50 idi. Ortalama bir düzeltme ortalama bir düzeltme. Bakalım hareketlere. Bak burada dikkat edilmesi gereken şu anda yüzde 6.88 hareket ediyor günlük. Aşağı yukarı. Biraz düşüyor düşen trend var demek ki bir çıkacak. Yani bu buralardan bir breakout gelir. Buna da teknik analiz yapabiliyoruz sonuçta. Tamam Şimdi biz burada hareketlere bakarken bir de en yüksek çıkışlara, en yüksek düşüşlere bir bakalım. Arkadaşlar mesela 500 dolara inerse Bitcoin, 600 dolara inerse bu 100, Ethereum, bu %15'lik bir ihtimal. İhtimal her zaman var. Kesinlik asla. Kesinlik asla. Bu ihtimal var mı? Var. %15 ihtimal. Bunu unutmayın. Yani ben buralarda bakın 2000 dolara gelemesini beklerdim. Gelmedi mesela. 2000 dolara tam gelmedi. Ama yani indi ama tam gelmedi. Tamam Yani oraya bir değdi, kalktı. 2000'e değil. 2000'e değil. Kaça kadar geldi? Yaklaşık 2165 seviyelerine geldi. O da ortalama bir düzeltmeye yakın. Bu ortalama. Ama biz ortalamayı almayalım. Biz medyana bakalım. Yüzde elli ihtimali buydu yani. Bu. Bu kadar. Şimdi. Bu istatistiksel tarafla çok fazla sizin kafanızı şişirmeyeceğim. Birazdan grafiklere geçeceğiz. Burada beklentilerimiz nedir bunları görmek adına ben sizlerle paylaşıyorum. Ama ben e, Ethereum için ayrı ayrı bir şey yapmayacağım. O yüzden tekrar Bitcoin'i e açalım. Bitcoin'de <laughs> şu grafikte e, şu rakamlara da bir bakalım. 2010 7. ayın 18'i en büyük çıkışını yapmış bir günde. %73.38 Tamam mı? 2021 yok, 2020 yok. 2013'ten sonrası yok burada zaten. Yani Bitcoin değil bu hareketleri yapan, bir günlük hareketleri yapan Bitcoin değil. Tamam? Düşüş olarak baktığımız zaman 2020 var. Bakın bu Mart düşüşü, pandemi düşüşü. En büyük düşüşü pandemide yapmışız. Bir günde %63.84. Tamam mı? Ve sonrasında 2015'in üstü yok zaten ilk onda. 2015'te de %32.88 düşmüş. Yani bir günde %32.88 düşme ihtimali çok düşük. Çok çok düşük. %30 düşme ihtimali çok düşük. Bunu mutlaka kafanıza yazın. Tamam mı? Şimdi bu istatistiksel datalarla biz önümüzde böyle bir data var. Biz bu datayı değerlendiriyoruz. Bilmiyorum kaç kişi de var bu data. Bu tamamen benim yazdığım datalar benim yazdığım kodlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz bu datayı değerlendirdikten sonra teknik analiz kısmına geçiyoruz. Acaba bu ihtimal gelebilir mi? Gelebilir de ben burada kendimi nasıl yönetirim? Riskimi nasıl yönetirim? Ya ben burada kaldıraçla işleme gitsem gitti. Geçmiş olsun. Yüzde ellisini kaybettim paranı. Kapatıyorum ekranı. Şimdi arkadaşlar beklenti. Önce beklentimiz olacak. Bir, ikincisi beklentimiz gerçekçi olacak. Gerçekçi olacak. Şimdi gerçek işlem gösteriyorum size. Gerçek hesabı gösteriyorum. Bu benim ee, copy trade ve şeyde yaptığım hesap. Kullandığım hesap. Benim ana hesabım da buraya bağlı. E, buradaki parama kadar göreceksiniz. Yani ne kadarlık bir miktarla e, işlem yaptığıma kadar göreceksiniz. Şimdi. Şu Hyper Trader programını kullanıyorum arkadaşlar. Hyper Trader programı e, benim için çok rahat bir program. Buradan alıp böyle kaldırıyorum emirlerimi, indiriyorum. Hyper Trader'ın linkini atacağım, e, indirim kodunu da atacağım. <laughs> Grafik üzerinden işte buradan satış emrimi veriyorum falan filan. Yani çok rahat bir program, özellikle bir trader için rahat bir program. Burada 3.000 küsür dolarlık bir trade hesabımız var. Ee, bu bizim normalde kullandığımız bir hesap yani normalde kullandığımız derken işlemlerimizi yaptığımızda gösterdiğimiz hesap tamam mı yani açık olan hesap benim ana hesabım da buraya bağlı zaten copy trade ile ilgili soru e, gelmesin çünkü copy trade alımları şu anda durdurulmuş durumda sadece altı aylık ve bir yıllık üyelerimize vardı ama şu anda yok alımlar. Üç tane pozisyonumuz var üçüne zararda. Bakın pozisyon büyüklüklerine bakın. Burada kaldıraçları görüyorsunuz. 2, 2, 2 ama o kaldıraçlara takılmayın şimdi. Bakın. İlk önce AVAX pozisyonumuzun giriş seviyesi kaçmış arkadaşlar? 5 tane AVAX'ımız var burada. Kaç fiyat? 67.39. 5 ile 67.39'u çarpın. Şuradaki rakamın iki katı yapıyor işte. Tamam. Şimdi bakın. Ana para ne kadar? 3189 dolar. Şimdi biz burada iki kaldıraç kullandık ya. Kaldıraçta değiliz. Onu söyleyeyim. Kaldıraç yok. Yasak kaldıraç. Bakın şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e ekleme yapmadık. Bitcoin'e neden ekleme yapmadık? Zaten şurada yapmıştık. Burada bir daha yapmaya gerek duymadık. Şurada yaptık, burada yaptık ve burada bir daha ekleme yapmaya gerek duymadık. Ortalamamız aşağı yukarı burası. Yani şu anda illa kar edeceğiz anlamına gelmiyor. Şimdi Aşağılara gelseydi şu seviyelere biz ekleme yapacaktık. Gelmedi burada, yapmadık. Ethereum'a bakalım. Ethereum'u aldık bu dibi. Şurada bakın. Biraz büyüteyim. Bir dakika. Şurayı kapatalım. Daha rahat görelim. Bakın bu dibi aldık. Biz buralarda da alımlarımızı yapıyoruz. Bakın aldık, aldık, sattık. Aldık, aldık, sattık, sattık, sattık. Aldık, ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yani ortalamamızı düşürüyoruz aslında. En nihayetinde kalana ne yapacağız? Yukarılara kadar götüreceğiz. Okey, satışlarımızı. Yani burada tamamını çıkmayacağız tabii. Ortalamayı düşürdükten sonra belli bir kısmını ne yapacağız? Götüreceğiz. Ortalamamız nerede? 0.3 Ethereum çarpı 2692.41 şu anda aşağı yukarı %50-%60 civarında işlemliyiz. Hesap edelim. Şimdi iki kaldıraç ya. 390. 390 nokta sek, yani 390 şimdi burada bu seri olarak göstermiyor. Artı 165 artı 549. Her biri her biri iki kaldıra çarp bunu iki ile 2208 dolar. Paramız ne kadar? 3192. Böl bunu bölü 3190 2. Yüzde 69 maldayız hala elimizde yüzde 30 var. Yüzde 30, yüzde 30 birlik bir para var elimizde. Üç tane işlemliyiz ve üçünde de kaldıraçta değiliz. Dikkatinizi çekelim. Amaç ne? Bu giriş seviyesini aşağıya çekmek ve en nihayetinde en azından yüzde yirmi beşliğini tutup trendi ilk çeyreğinde yakalayıp yukarıya götürmek. Tamam alış yaptığımız yerler ne? Tamamen teknik seviyeler. Fiyatın ucuz olduğunu düşündüğümüz seviyelerde alışlarımızı yapıyoruz. Ama bakın dikkatinizi çekerim. Kaldıraç yok. Kaldıraç burada iki görüyorsunuz. Bu önemli bir rakam değil arkadaşlar. Bakın ben bunu yayın esnasında size hemen değiştireyim bir yapayım. Hayır 50 yapayım. 50 kaldıraç yaptım şu anda. Bakın. Bak buraya 50 kaldıraç. Kaldıraç yok. Bu önemli değil. Biz burada cross yapıyoruz. Kaldıraç yok. Okay. Biz bunu tekrar ikiye getirelim. Bu kaldıraç toplamda fazla birden fazla coin diye işlem yaptığımız zaman kullanabilelim diye var. Yani tek işlemde kaldıraça asla girmiyoruz. Özellikle buna dikkat edelim. Asla demeyelim. Girdiğimiz zamanlar olabiliyor ama çok iyi gördüğümüz seviyeler oluyor ve buna giriyoruz. Fiyat düşüyor. Bizim için önemli değil. Ben bu, bu rakamlarda kapatır uyurum. Rahat bir şekilde, gönlümde rahat bir şekilde uyuyabilirim. Yani burada benim gördüğüm drawdan beni ilgilendirmiyor. Çünkü biz bakın geçmişte yaptığımız işlemlere bakın. Alımlar, alımlar, satış, satış, satış. Görüyor musunuz? Bak. Nerelerde? Buralarda. Bak, hepsine alımlar var arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Yüklemiyor, güncellemiyor şu anda nedense. Buralarda biz hep maldaydık yani tuttuk satmadık neden? Çünkü olası bir rally yakalamak için niye satayım? Daha yeni başlıyor anlatabiliyor muyum? Burada şimdi bakın düşüş geliyor şimdi burada heyecan yapan arkadaşlarımız diyecek ya ben buraya stop koyayım ben buradan çıkışı longa giriyorum burada bir iki üç paternli oldu ben burada longa giriyorum burada stop diyeyim tamam stopla ben ise daha aşağılarda alım düşünüyorum anlatabiliyor muyum? Ben daha aşağılarda alım düşünüyorum. Sen stopla. İstiyorsan stopla. Bak buyur. Nereye geldi? Bu tren çizgisine geldi. Aşağıya düşüyor. Buraya gelirse ben burada alırım. Şu trende geldiği zaman kapatır. Pozisyonumu düşürürüm ortalama. Ben de de kafa bu şekilde çalışıyor. Siz nasıl isterseniz yapın. Ben burada stop olmak istemiyorum. Sen burada stop olmayı tercih ediyorsun. Hop bir daha girdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ekranı kapatalım. Devam ediyoruz. Tekrar bir ekran açacağım size. Açacağım ekran normal bizim her zaman yaptığımız grafik. Bu 5 dakikalık. Şimdi saatliğe bir bakalım. Arkadaşlar Ethereum'un saatlik grafiğinde şöyle bir trend var. Sen burada longa girdin diyelim şurada burada stoplanır. Longa girdin stopla. Longa girdin stopla. Aşağıya düşen bir trend var. Ben burada stoplanmadım kardeşim. Longa girmedim diyorsam. Bilemem. Bilemem. Ama ben olsam ben olsam buralarda short yapabilirim. Şu seviyelerde. Şu seviyelerde short yapabilirim. Fakat bu trend sonradan oluştu. Biz bunu sonradan gördük. Şimdi ben burada bakıyorum yumurtaya bakıyorum. Ya yumurta bana diyor ki nere giderse gitsin diyor, yön yukarı diyor. Bana göre. Şimdi tabii o kadar detaylarına girmeyeceğim burada. Ee, bence benim fikrim fiyat aşağılara giderse yani 2000'in altına giderse ben bu piyasaya ekstra para eklerim. Çünkü çok fazla bu tarz şeylerle karşılaşmak şimdi senede 2-3 kere falan olur. Bu düşüşler. Yani bu düşüş bir sene Ayı piyasasına girdik mi? Ben onu bilmem arkadaşlar. Ayı piyasası, boğa piyasası diye bir şey bende yok. Zamanla alakalı. Fiyat yüzde 50 düşmüş mü? Düşmüş, bitti benim için Ya. Bunun ayısı, boğası, danasına gerek var mı? Yok. O yüzden fiyat buralara gelirse ben ekstra para eklerim piyasaya. Neresiymiş o seviyelerde? 2000. 2000'in altını inerse ben piyasaya ekstra para eklerim çünkü oradaki çıkışı kaçırmak istemem. Bu benim görüşüm. Bitcoin. Beklentine arkadaşlar en azından şu kırmızı var ya. Bu kırmızıyı kırmasını bekliyoruz yukarıya. Nereye kadar? Yaklaşık 41.850 seviyelerine kadar rahat gideceğini düşünüyorum ben. Çünkü zamansal olarak da uygun bura. Bu seviyenin gelmesi için bir sıkıntı yok. En azından bu seviyelere rahat gideceğini düşünüyorum. Hatta biraz daha yüksek seviyelermiş. Burada bir hata yapmışız. Bir dakika. Şöyle yapalım. <laughs> ya, 43 bin seviyesine çok rahat gideceğimizi ben düşünüyorum. Aşağıya gelirse ne yapacak? Ne bileyim ne yapacağım? Yani aşağıya gelir, gelip gelmeyeceğini bilemem. Ama gelirse alacağım mı? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi herkes diyor ki ya fiyat şunda uygun alalım mı? Ya ilk önce ben o coin'i almak istiyor muyum? Soru bu. Coin'i almak istiyorsan bakacağım fiyatı uygun mu değil mi? Ya buralarda, bu tepelerde, 70 binlerde herkes Bitcoin almak istiyordu. 35 binlere geldi, kameraları kapatalım. 35 binlere geldi, kimse almak istemiyor. Ben anlamıyorum ya. Yani. İndirimli Bitcoin satılıyor. Nerede bu burada alanlar? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok basit bir örnek vereceğim size. Şimdi 69 binde 69 bin dolar yatırarak bir coin alan arkadaşımızı görelim ve bu arkadaşımızın da 70 bin dolar yani 70 bin diyelim. Düz hesap olsun tamam mı? Şunu 70 bin yapacağım. Şimdi ekranı biraz büyüteyim. Daha net görün. 70 binde 70 bin dolar yatıran bir arkadaşımızın 140 bin dolar 150 bin dolar parası var diyelim ki tamam mı akıllı da bir arkadaş ama 70 binde aldı fiyat 70 bin o aşağıya düştü nereye 35bine 35 bin'e düştüğü zaman bir Bitcoin alırsa 35 bine düştüğü zaman bu defa 35 bin dolar yatırması gerekiyor ve 70 artı 35 o da eşittir 105 bin dolar ortalaması da 52500 dolara denk geliyor doğru mu buraya denk geliyor İkisinin ortası fakat 70 binde. Bir bitcoin ama bir bitcoin olarak değil dolar bazlı 70.000 dolarlık bitcoin 35.000'de de 70.000 dolarlık bir bitcoin aldığını düşünürsek elinde var 3 bitcoin. 3 bitcoine toplamda 140.000 dolar para harcadı. 140.000 bölü 3 dediğimiz zaman 46.666'ya 46 geliyor arkadaşlar bu defa ortalaması. 52.000 nereye 46.000 nereye? anlatabiliyor muyum? Yani burada dolarınızı hesap etmeniz gerekiyor. Elinizdeki lot miktarını değil. Eğer fiyat bu arada trend nereye? Trend yukarıya tabii ki. Uzun vadedeki trend yukarıya değil mi? Ben mi yanılıyorum? Burada fiyat buralarda fiyat yukarıda. Doğru mu? Uzun vadeye baktığımız zaman trend yukarıya. E o zaman ben kısa vadeye döner. Düşüşlerin diplerini alırım. Bir tane regresyon kanalını alırım. Şu tepeye bir tane koyarım. Bir tane de şu dip var ya ya da şu dip olsun. Bu dibe koyarım. Ve ben bunu diplerden geçen regresyon yaparım. Ve bu çizginin altında bir standart sapmadan itibaren ben alımlarımı bakarım arkadaşlar. Bak buraya kadar buradan itibaren yok görmüyorum. Burada alırım ben mesela. Bu çizgiye bir kere daha gelsin yine alırım. Niye almayayım? Bu çizgiye gelsin yine alırım. Fiyatın nereye gittiğiyle ben ilgilenmiyorum. Yukarıya giderse iyi. Maldayım zaten. Paramı alır çıkarım. Ama gitmezse dua etmeye başladığın yerde yanlış yapıyorsundur. Pozisyonunu kapatman gerekir. İşte stop orada. Hata yaptıysan stopla kendini. Ben hata yapmıyor Yapıyorum tabii ki. İnsanız hepimiz. Yani ben fenomenler gibi değilim. Ben fenomen değilim arkadaşlar. Ben onlar gibi yapamıyorum. Onlar yüzde yüz her şeyi trade ediyor ve her şeyi biliyorlar. ya yani. Zaten ben bunu söylediğim için beni de taşlıyorlar. Artık çünkü şey değiştirdiler. Takipçi gelmiyor artık. Roketler yüz binler, 200 binler. Ya arkadaş 20 gün var Bitcoin'in yılın dolmasına adam diyor ki 200 bin dolar gelecek diyor. Vallahi dedim ben 60 binlerde Bitcoin 55-60 mı? Sence diyor ben 44 bin falan dedim yani. Muaa falan filan gülündü edildi ne 44 hocam ya falan filan. Sabah kalktık 42 bin ya. Yani. Sabahleyin bak aynı günün sabah 42 bin. Bir de bana kızıyorlar. Şimdi beni beni bir şey çalışması var orada. E, linçleme çalışması var. Ya senin Takipçin elli bin, yüz bin, iki bin, yirmi bin, on bin neyse, kimsin ya? Kimsin? Ne yaptın daha önce? Bana bilimsel bir veri göster. Kitaba uyanlar yüzde yedişbeş, yüzde doksan kaybedenler içine girer. Kitaba uyanlar arkadaşlar istatistik belli. Eğer kitaba uyuyorsan. %80-90 ihtimalle kaybedecek. Hareketli ortalama yukarıya kesti, long aşağıya kesti, short diyorsan paranı yavaş yavaş sindire sindire kaybedeceksin yani. Bir kere short yapamazsın. Çünkü %52, %53 ihtimalle piyasalar yukarı yönlü hareket ediyor. Ne short ulan? Affedersiniz. Ya %100 yukarıya gitse piyasa paranı kaybediyorsun zaten opsiyonu hariç. Opsiyonlar başka. Opsiyonları konuşuruz. Ama olasılık olarak baktığın zaman zaten piyasa yüzde 52 seni tutuyor. Yukarı yönlü. Yüzde 52 geriye ne kalıyor? Disiplin ve sabır kalıyor. Disiplin ve sabır kalıyor. Sinirlerimiz bozuluyor. bozuluyor arkadaşlar. Yani yukarıya çıksa biz karımızı alsak tekrar bak gidiyor gidiyor geri geliyor namus. Bozulmuyor mu? Bozuluyor. Buralarda ne canlar yani? Biliyoruz. E, almadık. Niye? E, şurada almıştık zaten. Burada ben daha niye alayım? Daha yeni geldi buraya. Anlatabiliyor muyum? Biraz aşağısına gitse şuralara. Bak buralarda bir alım var mesela. Bu gerçek işlem değil bu arada. Hani e, yanlış anlamayın. Bunlar gerçek işlemler değil. Bunlar görüntü için açtığımız işlemler. Tamam Gerçek değil yani bu işlemler. Gerçek işlemleri gösterdim zaten. Yani burada ben burada aldım. Ben en dibi aldım. Ben en sattım falan. Böyle bir dünya. Yapmayın ya. Yapmayın. İnanırlar ondan sonra birileri. O yüzden bunun günah vebali boynuna yani aldın işte ben size trade yaptığım miktarı gösterdim. Ya. Trade yaptığım miktarı gösterdim size ya. Tamam o ana paramız değil. Kabul. Ee, ama öyle veya böyle ben de drawdown'dayım. Ben de zarardayım. Ama biz bunu söyleyene kadar kimse söylemiyordu arkadaşlar bunu. Sevmiyorlar beni o yüzden. Doğruyu söylüyoruz diye sevmiyorlar. Arama 44 bin, 45 binlere gelecek dedik. 2000 kaç dedik ya? 1900'lere, 1900, 2900, 1900 seviyelerine Ethereum gelecek dedik diye. Diyor ki ne biçim adamsın biz de seni adam sandık diyor çıkıyor. Çık kardeşim sen bilirsin. Şimdi artacak diyorum. Ha 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 artacakmış falan. Ya oğlum bu bitecek mi? Sıfıra mı gelecek? Kaça gelecek? Kaç bekliyorsun? Ne deme mi bekliyorsun? Ya yani sen yaz ver ben onu söyleyeyim o zaman. Ne nasıl mutlu edeceğim ben seni? Ya yani mutlu olman gerekmiyor da yaz kağıdı ver tamam mı? Ben onu söyleyeyim o zaman. Ama bir bildiğimiz var ki bildiğimizde konuşuruz değil mi? Bu fiyat öyle böyle bana göre çıkacak. Şu yumurta mesela kırılacak. Ha, Yumurta burada da kırılır. Bilemem. Beni de ilgilendirmiyor. Önemli olan bunu nasıl trade ettiğin, bunu nasıl analizini yaptın. Hiç önemli değil. Benden kehanet beklemeyin. Ben kahin değilim. Benden kehanet beklemeyin arkadaşlar. Ben alıma başlarım ve satıma başlarım. Ben nereden bileyim kaça gidecek, kaçta gidecek? Ha, benim ihtimallerim var. %80, %90 tutarlı ihtimallerim de var. Ama ben o ihtimal gerçekleşti diye orada benim hedefim var diye olayım niye gireyim ya? Niye? Diyorlar niye mesela stoplamıyorsun? Niye stoplayayım ya? Stoplamayacağım ben buraları almışım niye stoplayayım? İsterse 20 bine gitsin. Beni ilgilendirmiyor. Ben kaldıraçta değilim. Kaldıraçta olan düşünsün. Beklenti kısa vadede parayı vurmak olursa bunun karşılığındaki risk Büyük ihtimalle kısa vadede paranın tamamını kaybetmeye eşit. Her şey risk ve ödüldür. Sen bugün restorana yemek yemeye gidersen... ...senin ödülünle restorana gidiyorsun değil mi? Kendini tek başına genelde gidip yemezsin. Ha, öğlen arası bir yemek yiyin falan o başka ama bir gece çıkıp... ...nadirdir herkes öyle tek başına gider. Ödülün ne arkadaşlar? O gün arkadaşlarına keyifli bir gün geçirip güzel bir yemek yemek değil mi? Bunu beklentin bu. Riskin ne? O gün orada kavga mı çıktı? O gün başına bir kaza mı geldi? Sokağa çıkıp hasta mı oldun? Covid mi kaptın? Eve gelirken ayağın mı burkuldu? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Risk bilmiyoruz. Ödülün ne? Bu. Ama şunu biliyoruz. Bu risk çok kötü bir şey gelme ihtimali başına düşük. Yani çünkü hayatımız yüzde 68 oranında az iyi az kötü şeylerle geçiyor. Yüzde 68 oranında. Tamam mı? Biraz az iyi, biraz kötü, biraz iyi, biraz kötü. Yüzde 68. Ama ben o yüzde 68'in üzerinde bir güzellik için ne bu? Arkadaşlarımla keyifli bir gün geçireceğim. Bu riski alırım. Neden? Başıma kötü bir şeyin gelme ihtimali düşük keyif almama ihtimalim atıyorum işte yüzde 35, yüzde 50'nin altında. Ama keyif alma ihtimali yüksek. Kameraları kapatalım arkadaşlar. Kameraları kapatalım. E, keyif alma ihtimalim yüksek. Doğru mu? Doğru. Tamam. Doğru. Evet. Sonuç olarak %1.26 gün içerisinde aşağıdayız. %3.18 Ethereum'da gün içerisinde aşağıdayız. Bizim ortalama medyan bar boyları ne kadar hareket ediyor? Yüzde %4.6, değil mi? Ortalaması diyelim hadi. Medyanı diyelim. Ortalaması demeyelim de bilimsel konuşalım. Yani şu tepeden şu tepeye dünkü harekete bakalım. Dünkü hareketin boyu şöyle dipten tepeye bakacağız. Yüzde 6.20 yani ortalamanın biraz üstünde hareket etmiş. Ortalama neydi? Yüzde 4.9 değil mi? Ortalama yüzde 4.9'du. Bakalım şu bar boyuna yüzde 8 hareket etmiş. Bu bar boyu yüzde 5 hareket etmiş. Bu bar boyu yüzde 14 hareket etmiş. Ama ortalama diyoruz arkadaşlar. Bakın medyan yüzde 3. Yüzde 3 küsür. Yüzde 3. Anlatabiliyor muyum? Bak Yüzde kaç? Düşük. Yüzde dört. Bak yüzde altı görüyor musunuz? Bar boylarının ortalaması medyanı yüzde dört nokta sekizlerde. Değil mi? Bakalım. Evet yüzde dört nokta seksen iki. Bu medyanı bunun etrafında gider. Etrafında gider. Şöyle bir çan eğrisi oluşturur. Tam ortası yüzde dört nokta seksen ikidir. Tamam. Bunun etrafında çan eğrisi oluşturur. Yani şu hareketin gelme ihtimali düşüktür. Şu hareketi. Bakın geçmişe var ama çok değil. Bak bir tane var tık tık tık. bir tane var tık 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 tık. anladın mı? Bir tane var tık, tık, tık Bu geldikten sonra bunun düzelmesi biraz zaman alır. Şimdi diyorlar ki ben size bir beklentilerden bir şey daha göstereceğim. Mesela üzerinde grafik olmayan bir şey açalım. Şu BLZ. Mesela bak BLZ'yi ben olsam hadi söylemeyeyim de şuralarda olmaya başlarım. 0.08'in altında. Neyse geçelim şimdi. Şimdi diyorlar ki bir fiyat %50 düştüğü zaman %100 çıkması lazım ki koyduğum parayı kazanabilesin. Mantıksal olarak ve matematiksel olarak doğru. Bakalım doğru mu? Fiyat yüzde elli düştü diyelim. Şurada hemen şöyle bakalım. Şuraya, şuraya bakın tamam mı? Şuraya bakın. Yüzde kırk dokuz İspat edelim ilk önce. Bunu ki doğru yani. İspat ettik gerçi. Ve tekrar buraya gelmesi için yüzde yüz gitmesi gerekiyor. Bakalım. Doğruymuş. Adamlar doğru söylüyor. Adamlar doğru söylüyor ama ama acaba imkansız mı? Bunu hiç düşünmüyorlar. Şimdi arkadaşlar size şurada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi fiyatın şurada sıfır bölgesi olduğunu düşünün. Tamam mı? Buranın bir sıfır olduğunu düşünün. Sıfır. Okey. Ve şöyle yapalım. 1.0.1105 Yani şu bölge 0. Tamam. Biraz evvel koyduk işte. Şu bölgenin 0 olduğunu düşünelim. 0. 0'a bir çizgi atalım şimdi. Şunu 0 yapalım. Okay. Bak tam buraya denk geliyor. Değil mi? Bunun dibi kaç? Bunun dibi işte sıfırın biraz şeyi neyse. Sıfır. Şurası kaç? Ha sıfır. Şurası, şu bölgenin sıfır olduğunu düşünelim. Okey. Bunu size şu şekilde göstermem gerekiyor ki anlayın, anlay, anlayabilelim diye. Şimdi BLZ bu bölge sıfır ve fiyat şu sol tarafı hiç görmeyin. Buradan başladı yukarıya kadar gitti. Nereye geldi arkadaşlar burada? Burada 0.2115. Bu rakamlar gerçek değil. Sonra bir düzeltme geldi. Dip buraya kadar gördü. Kaç? %66 düştü. Buradan %66 düştüğünü düşünelim. 0 olduğunu düşünecek olursak. Arkadaşlar fazlasıyla kalktı gitti işte. Çünkü fiyat buradan buraya gitmesi için tekrardan tamam. Tekrardan buraya gitmesi için bu fiyatın neresiydi o? %196 gitmesi gerekiyormuş. E gitti işte. Hep oluyor zaten. Bu hep oluyor. Hep, hep. Yani bu imkansız bir şey değil onu demek istiyorum. Bunu zor bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Değil arkadaşlar. Zor bir şey değil bu. Yani benim bahsettiğim şu, bu fiyat 50 düşerse yüzde 100 yüzde 200 buradan yukarıya gidebilir. Bu gayet doğal. Tamam. Onu söylemek istiyorum. Yani beklentilerimizde bu yüzde 50 düştü daha yüzde 100 gitmez. Böyle bir şey yok. Açarsın analizini, Bitcoin analizini. ve Yani bir tane coin söyleyeyim bana. Ripple. Ripple'a bakalım mesela. Ripple'ı açarsın. Silelim. Ekranımızı açtık. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Tamam mı? Buradan kalkmış. Buradan kalkmış. Mesela. Fiyat. E yani. E buralarda durulmaz artık. Tamam mı? Ama mesela şurada baktığınız zaman analizimizi yaptık. Fiyat ucuz mu? E ucuz. Şunun tersi bir hareket. Biraz gider. Sonrasında ne yapacak? Biraz aşağıya düşse ilk çıkacaklardan birisi Ripple yani. Anlatabiliyor muyum? Saatliğe bakalım. Saatliğe bakalım. Lineer regresyon kanalını. Hiç tren çizmeyi bilmeyen arkadaşlar. Lineer regresyon al. Şuraya bir tane koy. Şuraya bir tane koy. Al sana lineer regresyon kanalı. Bunun altı ucuz. Ucuz ucuz. Ucuz. Anlatabiliyor muyum? Ucuz, ucuz. Gördün mü? Buradan tak. Yukarı. Hedef yukarısı. E bunun altından almayacaksan ben nereden alacağım? Van geldi mesela. Aç bunu. Bak. Buraya daha evvel gitmiş. Sonra ne yapmış? Uçmuş gitmiş. Burada yumurta var mı? yok değil mi? İyi de yumurta öyle değil ki. İlla dipleri birleştirmen, tepeleri birleştirmen gerekmiyor ki dip tepe de yaparsın. Şimdi burada bir düşüş var. Bu düşüş gelebilir tekrar. Sonrasında yukarı. Nereye? Bu bölge. Buradan itibaren gitse yüzde elli iki. Bekle biraz. Ben olsam beklerim yani. Seni bilmem. Ben beklerim mesela. Ne geldi? Cake. Cake. Neresi Burası. Yüzde kaç? 129. Sıfıra stop koy. 1'e 1.3. Bitti. Tamam. Bu. Analiz mi istiyorsun? Al işte analiz yapılmışı var burada. Bir daha yapmaya gerek yok. Sen bunu taşı buraya. Bu dipler alım yerleri. Aşağıya gider mi? Ne bileyim gider mi? Ama giderse, giderse alırım. Niye para kaybetmiyorsun? Bu sebepten. Riskini en başında yönü. Herkes diyor ki, benim hocam da bunu söylüyor, benim üstadım. Kazananlar, düzeltiyorum, kaybedenler kazanacakları paraya odaklananlardır. Kazananlar ise riskine odaklananlardır. Ben niye riske odaklanayım ya? Ben neden riskime odaklanayım? Benim hedefim para kazanmak kardeşim. Para kaybetmek değil ki benim hedefim. Ben riskimi bir kere hesap ettim. Geçmiş olsun gitti. Bundan sonra önüme bakarım. Motosiklet kullananlar bilir. Gidersin. Önce kafayı gideceğin yöre çevirirsin. Sonra oraya dönersin. Sonra bu tarafa. Sonra bu tarafa. Şimdi Koskoca temde giderken bir tane direğe bomboş ol, odaklanırsan çölde bir tane ağaca odaklan gider o ağaca toslarsın gideceğin yere. Gideceğin yere. Gideceğin yere odaklan. Umut bu teknik analiz eğitimi değil, mentorluk eğitimi. O yüzden teknik analiz eğitimini tabii arkadaşlarımızla yapıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımızla yapıyoruz. <laughs> yani her zaman hedefine odaklan sen. Tamam. Her zaman hedefine odaklan. Yumurtanı çiz. Belli. Bu belli bir yerde. Bunun adı polinomial regresyon aslında. Curve fit. Best fit. Çiz kafana göre. Oturdu mu? Oturdu. Eyvallah. Oturdu mu? Oturdu. Çık. Yumurtaya. Tamam. Yani şeyin belli olsun, ha yumurta yüzde yüz mü? Hayır değil. <laughs> Al sana yumurta. Kırmış yumurtayı, düşüş devam ediyor. Yumurtayı kırdı. Yumurtayı da değerlendirmen gerekiyor. Nasıl değerlendirmen gerekiyor? Onu da bileceksin. Çizmekle kalmıyor. Teknik analiz dediğin şey, senin elinde müthiş bir kamera var, müthiş bir kamera. Dünyanın en iyi red kamera diyelim. Çok iyi bir kameram var. Ve aldım arkadaş ver bana o kamerayı. Ben nasıl film yapayım? Anlatabiliyor muyum? Ben nasıl film yapayım? Yönetmen sensin, senarist sensin, yapımcı sensin, oyuncu sensin. Kamera bir araç. Teknik analiz bir araç. Bunu unutmayın. Teknik analiz bir araç. Senin için destekleri, dirençleri gösterir. Desteğin güçlü mü, güçsüz mü olduğunu sen bileceksin. Direncin güçlü mü, güçsüz mü olduğunu sen karar vereceksin. Analiz, her analiz farklı değerlendirebilir. Her analiz, ben de her zaman yanılabilirim. Her zaman olmasa da yanılabilirim yani. Biraz su iç. Şişel. Cheers. Sek. Evet. Tabii hayat para kazanmaya çalışmaktan ibaret değil. Para kazanmaya çalışmak hayatın sadece bir parçası. Hayatını devam ettirmek için, idam ettirmek için. Burada hayattan keyif almak gerekiyor. Eğer ben gece yattığım zaman acaba pozisyonum ne oldu lan diye düşünüyorsam demek ki ben büyük pozisyondayım. Bir milyon dolar param vardır piyasada. 50 bin dolarlık elinde bitcoin vardır. Dersin ki ya acaba zarar etti mi falan diyorsan demek ki sen 50 bin dolarla trade edebilecek bir trader değilsin. Parayla alakası yok bunun. Bunun ne kadar paran olduğu ile alakası yok. 100 bin dolar paran vardır piyasada. 100 bin dolarla da işlemdesindir. Rahat rahat bakıyorsun. Aylı yılda bir bakıyorsundur. İşte sen busun. Sen kendin için, psikolojin için uygun miktarda trade yapıyorsun. Kimseyi kimseyi eleştiremezsiniz yaptığı pozisyonla. Ben derim ki eğer kaldıraç kullanırsan, tek seferde bütün paranı yatırırsan riskin var derim. Bana ne ya? Sen bunu istemiyorsan isteme. Adam der ki bana ne ya? Atilla böyle dedi diye. Kabul, doğru söylüyor çünkü. Ben stop kullanarak momentum bazlı trade yaparak para kazanamadım. Yalan değil ki doğru söylüyorum. Zaten bir insan para kazanamadım diye yalan söyler mi ya? <laughs> genelde bu yalan parayı paranın dibine vuruyorum diye gelir. Parayı vuruyoruz diye yalan söylerler genelde. Ben para kazanamıyorum diye yalan söylüyorsan karşındaki senden borç isteyecek diye düşündüğün için yalan söylüyorsundur. <laughs> tamam. O yüzden arkadaşlar herkese inanmayın. O eniştelere inanmayın. Bir, benim bir arkadaşıma inanmayın. İki, benim bir arkadaşım diye anlatacağın kişinin vereceği tüyoya inanmayın. Tüyo diye bir şeye zaten inanmayın. Mesela bakın biz de biz bir analiz yaptık. Bu yayını da paylaştım şeyde. E, o bölümünü Twitter'da paylaştım. Fiyat buralardaydı. Dedik ki buradan gelebilir. Ama benim beklentim bunu kırması yönünde. Fiyat o gün birkaç saat sonra geldi. Zannedersem 3-4 saat sonra buradan döndü. Birebir olması mümkün mü zaten? Ama kıramadı. Tekrar geldi. Bak bu defa bu seviyeleri verdim. Twitter'da duruyor bu video. Öncesinde yaptık yayını. Bu seviyelerden geldi kırdı. Sonra biz şuralarda bir yerde dedik ki beklentimiz bu yönde olabilir. Böyle gider. Tak 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 yukarı. Şimdi benim beklentim bu 2200 seviyeleri. Gider mi? Vallahi gidebilir. Gidebilir. Ben nereden bileyim gidecek mi? Gidecek mi? Bilmiyorum. Gidecek mi sorusunun cevabını bilmiyorum. Gidebilir mi? Evet. Gidecek mi? Ben ne bileyim? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar ne demek istediğimi? Lütfen fiyat şuraya girecek, fiyat buraya girecek, fiyat şu olacak. Bakın bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Bu tip insanlara inanmayın. Sen almak istiyorsan al ama paranın tamamını yatırıp da seni alır almaz kâra geçmek gibi bir lüksün, bir beklentin varsa yanılıyorsun, üzülürsün. Ya ben burada kaldırıcı girdim, şuraya giderse çıkarım işte. Tamam mı? Ya gitmezse ne yapacaksın? Şimdi sen psikolojini benden iyi biliyorsun. Buraya da gitme ihtimali, buraya da gitme ihtimali yüzde elli. İstatistik var. Şimdi sen psikolojini benden iyi biliyorsun. Ben sana soruyorum. Fiyat buraya gittiğin zaman, bin dolarına bin dolar kazandığın zaman, diyelim ki örnek veriyorum kaldıraçtasın ya, bin dolarına bin dolar kazandığın zaman ne hissedeceksin? buradan buraya gittiğinde bin dolarını kaybettiğin zaman ne hissedeceksin? Her şey, her şey risk ödül. Risk ödül. Risk, hayır hat bakmayacağım. Risk ödül. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya Ben burada bir eğitim vermeye çalışıyorum. Lütfen. Farkındasınız değil mi? Yani yayın eğitim yayını. Risk ödül. Ne hissedeceğim arkadaşım ben? Bilmiyorum. Ben bilmem. Sen bilirsin. Ben burada ne yaptığımı söylüyorum, paylaşıyorum. Nasıl trade ettiğimi paylaşıyorum. İstersen trade et, istersen etme. Yatırım tavsiyesi değilim ki ben mi trade ediyorum senin adına? Copy trade'de de ben trade etmiyorum ki. Copy trade'de algoritma olarak sen bağlamışsın. Buradan gelene alırım diyorsun, alıyor. Satarım diyorsun, satıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben kimsenin hesabını trade etmiyorum. Sen kabulleniyorsun, sen trade ediyorsun. En nihayetinde trader sensin. Üç gün sonra ben bıraktım gitti. Bizim arkadaşlarımıza hep söylüyorum mesela gruptakilere. Öğrenmeye çalışın, pratik yapın. Sürekli pratik yapın. Ya düşünsen arkadaş. Genç yaş genelde olmazdı. hadi. Ee, bir futbol mesela kim diyelim kim var ya iyi bir teknik direktör? Ben bilmiyorum futboldan hiç anlamam da Fatih Terim diyelim hadi. Fatih Terim her şeyi biliyor. Çıkar bakayım şimdi sahaya. Bu yaşta her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir şeyi var. Ne antrenmanı var. Sen Fatih Terim diyelim ki seninle futbolu bıraktığı zaman demeyelim de futbolcuyken teknik direktörlük yapıyor diyelim aynı o yaşlarda işte 25 yaşında çivi gibi zıpkın gibi delikanlı teknik direktörlük yapıyor tamam mı? Ama futbolcularla beraber antrenman yapmıyor. Sadece teknik direktörlük yapıyor. Adam her şeyi biliyor. Futbolcuları da yönetiyor. çıkar bakayım sahaya. Anladın mı ne demek istediğimi? Sürekli pratik yapacaksın. Sürekli çizeceksin. Alacaksın bu eline bu şeyi. Mesela Ross. Tamam mı? Alacaksın eline trendi. Buradan çizeceksin. Buradan çizeceksin. Buradan çizeceksin. Buradan çizeceksin. Bunları sık sık çizeceksin. Bu tepeleri tepeleri ha ah, tepeleri birleştireceksin. Dipleri birleştireceksin. Yükselen dipleri birleştireceksin. Düşen dip tepeleri birleştireceksin. Yükselen tepeleri birleştireceksin. Bunları yapacaksın. Bunları yapacaksın. Yapılacak olanlar bunlar. Tamam. Sonra fiyat hareketlerini izleyeceksin trendin içerisinde. İstatistikler, istatistik zaten ekranda ya. Ya bunun altına indi mi çıkmıyor mu? Altına indi mi çıkmıyor mu? Burada yan yan gitmiş kabul. Rose mesela. Örnek vereyim. Rose'de seviyelerim belli benim aşağıda. Tak buraya hızlı gelirse, yavaş değil hızlı gelirse ben alırım 0.18'de. Niye almayayım? Alırım tabii ki. Almak istiyorsam alırım ama şöyle bir sıkıntım var. Bunu da biliyorum yani. Şimdi ben bunu da görmezden gelemem ha. Fiyat bunun üstüne gidebilir, tekrar iner. Tekrar iner. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden risklere de her zaman hazırlıklı olmak lazım. Ben bugün arabaya biniyorsam, araba kullanıyorsam, araba kullanmayı da iyi biliyorum. Karşıdan adam geliyor. Yaldır yaldır bana doğru geliyor. Benim şeridime geçmiş. Çift şeritli yok. Benim lan şeridim. İyi gider misin adamın üstüne? O çekilsin. Şerit benim. Kendini korursun değil mi? Şerit seninse senin. Ama herif gelmiş. Adam geliyor yaldır yaldır üstüne. Ee. <laughs> Kaçarsın da. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Yüz kilosun diyelim ki. 70'e inmek istiyorsun. Ben bir ayda 70'e ineceğim dersen veya atıyorum hadi iki haftada, 3 haftada 70'e ineceğim dersen, şimdi bu saçma bir beklenti değil mi? Bunun bazal metabolizma hızı var, çalışması var, senin aldığın bir intake şeyin var, kalori aldığın kalori var, yaktığın kalori var, hareketli hareketsiz misin var. Bunların hesaplamaları var matematiksel olarak yağdan mı kaybettin, e, kastan mı kaybettin, kas mı eritiyorsun, yağ mı gidiyor? Bunların hesaplamaları var. Sen kalkıyorsun diyorsun ki kardeşim ben bir şey yemeyeyim o zaman. Ölürsün abiciğim. Büyük ihtimalle ölürsün yani. Büyük, büyük ihtimalle demeyelim de kalıcı şeyler çıkabilir yani şurada. Kalıcı şeyler çıkabilir. Ben buradan işte caddeye çıkacağım. Ben şimdi caddeye bir yaklaşık herhalde 10 dakikalık, 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde oturuyorum. Ben buradan caddeye çıkacağım ama bir dakika sonra orada olmak istiyorum. Daha evdesin daha bir kere asansörün aşağıya inmesi bir dakika değil. Mantıksız. Bir de onu yapmaya kalkarsan merdivenlerden in diyelim ki koşmaya çalış. E, riskin artıyor bak. Ben buradan İzmir'e gitmek istiyorum. Dört saat beş saat sürüyor arabayla. Ben bir saatte giderim. Bindin arabaya bir de onu tatbik. Bak, beklenti hatalı bir kere. Beklenti yanlış. Bir de onu tatbik etmeye kalktığın zaman bir kaza çat, likit oldun. Gitti. Geçmiş olsun. Kaza yaptın. Ya biri uygulamaya kalkarsan ka ya matematiği düşün. Araba zaten basıyor 220 maksimum. Buradan oraya var 400 kilometre. Bir saatte nasıl gideceksin oğlum? Yani anlatabiliyor muyum? Bir kere matematik bir kabul etmiyor. Bilim olarak kabul etmiyor. 400 mü basacağım ve 400'de mi devam edeceğim? Yani anlatabiliyor muyum? Bir kere beklenti anlamlı olmalı. Anlamlı beklenti çıkarmalısın. Yani bu sık sık başımıza gelen bir şey değil arkadaşlar. Bu Bitcoin'in bu kalkışı anomaliydi zaten düşüşten niye sen şey yapıyorsun? E, şaşırıyorsun. Ama düştü o. %400 gitti, Yüzde %500 gitti ya. %50 düştü diyor korkuyorlar. %500 gitti lan. Gitmedi mi? Gitmedi mi? Şu dip var ya. Mart 2020. Buradan bitcoin yüzde kaç çıktı arkadaşlar? Yüzde 1762 çıkmış. Yani 17 katına çıkmış. Böl bunu yüze. Aynen. Yüze böl. 17 katına çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi? Beklenti anlamlı olmalı. Şimdi benim bu anlattıklarımı zaten size Birçok kişi birçok yerde anlatmaya başlayacak şimdi dinleyenler. Ama merak etmeyin ben bu videoyu kaydettim YouTube'a da koyacağım. Beklentiler anlamlı olmalı. 1. Kaldıraçla pozisyon açılmaz. 2. Kaldıraçla pozisyon açıyorsam mutlaka bir yere stop koyacaksın. Stop yakın stopları patlatıyorlar. 3. Piyasalar senin tahmin ettiğin gibi herkesi zengin yapmak üzerine değil. Herkesin parasını çalmak üzere kurgulanmıştır. Ben sizin paranızı almak için elimden geleni yapıyorum. Ve siz benim paramı almak için elinizden geleni yapıyorsunuz. O yüzden ekranda karşıda kim var bilmiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var, babanın oğluna acımayacaksın. Çünkü kim olduğunu bilmiyorsun. Karşındakinin kim olduğunu bilmiyorsun. Burası kurtlar sofrası aç kurtların, finansçıların olduğu yer şakaya gelmez arkadaşlar. Kumar oynarsın, manipülasyon yoktur. Burada manipülasyon var. Kumarda bile şansın biraz daha yüksek olabilir bak. Ben kaldıraça giriyorum ya atayım. Bir de diyorlar ki senin paran kadar paramız yok. Ne bileyim benim ne kadar para? Belki yok benim. Belki yalan söylüyorum. Nereden biliyorsun benim ne kadar param olduğunu? hiç ne bitmez param varmış diyor. Ekledikçe ekliyorsun. Kardeşim her rakamı ikiye bölebiliyorsun. Biraz kafayı çalıştır. İlk önce her rakamı ikiye bölebildiğini bil. Kafayı biraz çalıştır yani. Kafayı biraz çalıştır. Ben senin gibi bir günde paramı ikiye katlama taraftarı değilim ki. Ben öyle bir beklentim yok ki benim. Benim öyle bir beklentim olsa arkadaş zaten şurada hemen bir saatte gidiyorsun Kıbrıs'a. İki saatte kumar masasında olursun. Hem keyif alırsın ortamdan ortamdan falan filan. Tamam mı? Hem kumarını oynar gelirsin işte. Al sana kumar abi Burada oynayacağına evinde oturup da kumar oynayacağına. Allah'ım bu bitcoin çıksın ne olursun falan diyeceğine işin duaya kal Allah'ın da iş yok ya tamam ya ben bunu bitcoin ne yapayım ben pump yapayım ben bitcoin'i mi diyecek yani. Bir de duaya başladılar. Allah'ım ne olur çıksın. Yalvarıyorum sana çıksın bu bitcoin. Bir daha, bir daha yapmayacağım ya. Bir daha yapmayacağım. Tamam al, al kulu. Yok böyle bir dünya ya. Yani zaten eğer böyle bir dünya varsa çok kişi zaten o anda dua ediyordur. Onu bil. O yüzden tutarsa onlarınki tutar zaten. Hani yorma kendini. Sen Allah'a yine dua et başka şeyler için. Ama <laughs> Allah'ım ne olur. No. Kaç para mı? 500 dolar likit oluyor. Ne dua ediyorsun oğlum? Dua ile olmaz o iş. Biz zamanında çok dua ettik. Dua etmişi var burada. Bileceksin. Fiyat nereye gide giderse gitsin bana ne diyeceksin? Öyle trade edebiliyor olman lazım. Böyle bir trader olman lazım. Bu tarz bir yatırımcı olman lazım. Bekle. Siz zannediyor musunuz ki ben 7/24 bunun başındayım? Öyle hayat mı geçer? Böyle hayat mı geçer? Anlatabiliyor muyum? E ben bugün diyelim ki tatile gitmek istedim. Tatile gidiyorum. Bunu mu düşünecek? Bakarım öyle ekranda. Fiyat iyiymiş derim, alırım. Fiyat iyiymiş satarım. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Öyle bir dünya yok. Bu zibitlere inanmayın. Her şey risk yönetiminin kafadan hesaplanmasıyla ve gerçek beklentilerin kurulmasıyla başlıyor. Gerçek beklentileri risk yönetimi güzel disiplin, çelik gibi bir disiplinle çelik gibi bir disiplinle. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Her kim diyorsa ispat da edemediler. Ben matematiksel olarak ispat ettim ama adamlar matematik bilmiyorsun dediler. Söyleyecek başka lafları yoktu çünkü. Ulan bir tane istatistikçi de çıkıp demedi. Yanlış hesap diye. Bir tanesi çıktı diyor ki ben diyor işte diyor, iktisat okudum. Kardeşim nasıl geçtin? Ben okudun da nasıl geçtin? Ben merak ettim. Geçememiş olman lazım. Çünkü benim yaptığım iktisat fakültesinin matematiği değil, lise matematiği. Lise matematiği ya. İktisat fakültesinin matematiği değil ki benim gösterdiğim lise. Belki ortaokul. Bilmiyorum. Ancak çok güzel bir şekilde şakşakçılarının yanlarını alıp laf çakmayı biliyorlar. Ben anlamıyorum. Böyle bir hater grup var. Ama gülen biz oluyoruz arkadaşlar yani. Allah'a şükür gülüyoruz yani. Evet. Şimdi e, bu bizim mentörlük yayınımız. Arkadaşlar canlı işlem yayınımız değil. Bir günde canlı işlem yaparız beraber. Dediğim gibi katılmak isterseniz aramıza atilayurtsavan.com adresinden sizler de girebilirsiniz. Bu mesele niye takılmayayım Sadık? Rahatsız oluyorum çünkü. Rahatsız olduğum için takıldım. Sen başka meselelere takılabilirsin, mesela ben bu meselelere takılabilirim. Ama ben adamlara gerçeği gösterirken, onlar gerçeği gösteremiyorlar. Onu demek istiyorum. Umut e, teknik analiz eğitimi derken, ben yeni başlayanlar için bir eğitim vermiyorum. En azından alım satımı bilmen lazım yani kaydolmak için. Nerede al, nasıl alınır, nasıl satılır? Hani bu kısımları bilmen lazım. Long nedir, short nedir? Short yapmayın ama <laughs> bu tabirlere aşina alman lazım. atileyurseven.com adresinden de kayıt olabilirsin arzu edersen. Ha, tamam o zaman. O teknik analiz eğitimini oradan veriyoruz. Diyelim arkadaşlar ve ben müsaade istiyorum sizden aramıza bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yayınlarda da beraber olmak isterseniz Buyurun, gelin bekleriz diyelim. Bu yayını da YouTube'a ekleyeceğim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Ee, şimdilik müsaadenizi istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler bir göreyim. Şu anda kapatıyorum kaydı. Kaydımız dur dur dum.